Bu dönemde ne kadar çok şeyin iyi gittiğini konuştuk. Yani yaşam süremiz arttı, başka bir insanın elinden ölme ihtimalimiz azaldı, cinayetler falan gibi adi suçların toplumdaki oranı azalmış durumda. İşte devlet kontrolü arttıkça bunların oranı azalıyor doğal olarak. Teknoloji geliştikçe bunların oranı azalıyor. İşte açlık sınırında yaşayan insan oranının en az olduğu bu yıl. Cinayet oranı en düşük gibi bir sürü olumlu şeyden bahsederken çok temel bir olumsuz durum var. Bu da gelir dağılımındaki adalet. Ve bu adaleti biz çok kısa bir dönemliğine sağlamışız. 1940-1980 arasında dünyanın pek çok ülkesinde gelir dağılımları arasında çok büyük uçurumlar yokmuş. 1800'lü yıllar çok büyük uçurumların olduğu yıllar. 1900'ler çok 1900'lerin başı çok büyük uçurumun olduğu yıllar. Ama özellikle sosyal devletlerin kurulması ile birlikte gelir dağılımı adaletsizliği büyük oranda çözülmüş ve toplumun yarattığı refah topluma daha sağlıklı bir şekilde dağılmış. Ama 1980'lerle birlikte girilen neoliberal politikalar şöyle bir yan etki yaratmış. Zenginler inanılmaz bir şekilde daha da zenginleşmeye başlamış. Düşük gelir ve orta gelir grubu mevcut yapısını sadece sabit bir şekilde korumuş veya azalmış. Ve gelir dağılımı adaletsizliği ciddi oranda artmış durumda. Buradaki en sert etkiyi Amerika Birleşik Devletleri'nde görüyorsunuz. Toplumun %1'inin gelir seviyesi ortalama olarak neymiş, ne olmuş? Bakın 1900 özellikle 90'larla birlikte inanılmaz bir kopuş görüyorsunuz. %1'lik kesimin gelir ortalamasının ne kadar arttığını görüyorsunuz. Toplumun toplam refah seviyesine ne kadar pay aldığını görüyorsunuz. İnanılmaz sert bir makas açılması bu. Ve bu sadece Amerika'ya özgü bir şey değil. Türkiye'ye bakalım. Türkiye'de de 2000'li yıllarla birlikte bir büyüme dönemine giriyor biliyorsunuz Türkiye 2001 krizinden sonra. Ve büyüme dönemlerinin şöyle yan etkileri vardır. Büyüme dönemlerinde iş adamlarına teşvikler verilir. İşte sanayinin önü açılır. Şirketlerden alınan vergiler çok yüksek tutulmaz. İşte gelir vergileri yüksek tutulmaz. Dolaylı vergiden devlet vergisini elde etmeye çalışır, sanayinin önünü açmaya çalışır falan filan. Ve bir yandan da her iktidar kendi zenginliği yaratmaya çalışır. Bütün bunlar birleşince Türkiye'de de gelir dağılımı adaletsizliğinin inanılmaz oranda arttığını görüyorsunuz. 2020'ye doğru toplumun en zengin %10'luk kesimin elindeki toplam değer %70'ten %80'e çıkmış durumda. İnanılmaz ciddi bir makas açılması var. Ve devlet peki bunu nasıl düzenleyebilir? Aslında bunun çok basit bir yolu var. Yani katlanarak giden gelir seviyesine göre ayrı ayrı düzenlenmiş bir vergi dilim sistemi. Daha çok kazananın daha çok vergi vereceği bir vergi dilim sistemi. Gelirine göre vergi verme. Şimdi bunu devletler yapmak istemiyor. Özellikle Türkiye yapmak istemiyor. Bunun bazı sebepleri var, bazı rasyonel sebepleri var. Bazen de politik tercihler var. Nedir bunun en temel sebebi? Bir kere sen katlanarak artan bir vergi dilim sistemi kurarsan, zenginin parasını buradan kaçırırsın. Gider şirketini şeye kurar, Yunanistan'da kurar, Kıbrıs'ta kurar, İngiltere'de kurar, şurada kurar, burada kurar, Rusya'da kurar. Gelir vergisini Rusya'ya öder. Yani şirketin kurumlar vergisini Rusya'ya öder. Gelirini oraya öder falan. Ama önemli bir kısmı da gelir vergisini içeriye ödemek durumunda kalır. Burada kurumlar vergisini, yani kurumun total gelirinin yüzde kaçını devlet alacak kararında bir politik tercih yapıyor aslında Türkiye. Şirketlerden azalıyor. Sıradan vatandaşlardan, işte bira içenden, sigara içenden, benzin alandan, otomobil alandan sıradan insanlar vergi topluyor. Vergiyi zaten harcama eğiliminde olduğun ürünlere vergi koyarak alıyor. Vergi gelirinin önemli bir kısmı aslında o dolaylı vergilerdir. Türkiye'de.
Yani devlet aslında vergi toplamıyor, yancılık yapıyor. Bu da politik tercih. Neden politik bir tercih? Çünkü sen toplumun total gelirini kime dağıtmak istiyorsun? Orta sınıf ve alt sınıfın kazancını, refah seviyesini daha azaltma kararı veriyorsun. Sermaye Türkiye'de kalmaya devam etsin diye. Yani vergiyi orta ve alt sınıftan almış oluyorsun. Üst kesimden almamış oluyorsun. Bu tamamen politik bir tercihtir. Bu politik tercihlerin sonuçları, yani gelir seviyeleri arasındaki farklılık Gini katsayısıyla ölçülür. Nesnel bir katsayıdır ve her ülkede birbirinden farklılaşır. Bu katsayı ne kadar yüksekse gelir dağılım adaletsizliği de o kadar yüksektir. Türkiye'de de 40'ların üzerinde Gini katsayısı. Peki yaşantımızda ne değişmiş, ne pahalanmış, ne ucuzlamış? Şimdi bu görseli Türkiye için yapan ayrıntılı bir analiz bulamadım. Ama bazı şeylerimiz ortak. Örneğin eskisine göre televizyonlar daha ucuz, buzdolapları daha ucuz, oyuncaklar daha ucuz, işte kıyafetler aşağı yukarı eskisi gibi, mobilyalar aşağı yukarı eskisi gibi. Ne pahalanmış? Sağlık pahalanmış. Dünyada da pahalandı, Türkiye'de de pahalandı. Üniversite ücretleri Amerika'da, İngiltere'de özellikle çok artmış durumda. Türkiye'de o kadar artmadı. Çünkü arz talep birbirini dengelemeye çalışıyor. İşte %75 burslu falan şeyler yapıyor. Özellikle vakıf üniversiteleri öğrenci toplayabilmek için. Onlar o kadar artmadı. Çocuk bakımı, kreşler, anaokulları, ilkokullar bunların ücretleri ciddi oranda artmış durumda. Yiyeceklerin fiyatları da yine artmış durumda. Bu konuda da Amerika ile benzeriz. İşsizlikte durum ne? 2008 krizinden sonra hem Amerika Birleşik Devletleri hem Avrupa Birliği çok ciddi bir işsizlik problemi yaşadılar. Bu problemi büyük oranda çözmüş durumdalar. Hatta Amerika'nın en iyi skorlarından bir tanesini Trump döneminde yakaladı Amerika. %4'lere indi neredeyse işsizlik seviyesi. Avrupa Birliği'nde de işte %8'lere falan yaklaştı pek çok ülkede. Ama Avrupa Birliği'nin pek çok ülkesinde hala bu problem var. Türkiye'de nasıl? Türkiye İstatistik Kurumu'nun verileri ne kadar güvenilir? Oldukça tartışmalı. Ama onlara göre bile artmış durumda Türkiye'de işsizlik seviyesi. 14'lere yakın durumda. Ama daha ciddi bir problem var. O da genç işsizlik oranı. Yani 15 ile 30 yaş arasında hem okumayan hem de çalışmayan insanların sayısı. Yani hiçbir şey yapmıyor. %26'ya yaklaşmış durumda. İnanılmaz tehlikeli bir oran. Peki bu istatistikler nerede hesaplanıyor? Yani daha aslında yüksek olması gerekirken niye 14 çıkıyor? İşsizin tanımı bakın nasıl yapılmış. Referans dönemi içerisinde istihdam halinde olmayan, tamam, çalışmıyor kişilerden iş aramak için son 4 hafta içinde iş arama kanallarından en az birini kullanmış. Yani işsiz olduğunu iş ve işçi bulma kurumuna bildireceksin. Ben işsizim, iş arıyorum diyeceksin. Son 4 hafta içinde yapmış olacaksın bunu da. Ve 2 hafta içinde işbaşı yapabilecek durumda olacaksın. 15 yaşın üstünde olacaksın. Bu kriterlere dahil olduğunda işsiz olarak adlandırılıyorsun. Ama sen iş aradığını kimseye söylemediğin zaman, mesela kadınsın ve kimseye iş aradığını söylemiyorsun. Sana ev kadını muamelesi yapıyor, ev kızı muamelesi yapıyor devlet. Erkeklere de oturuyor, evinde oturuyor muamelesi yapıyor. İşsizden saymıyor seni. Sen işsizim diye iş bulma kurumuna gitmen gerekiyor işsiz olarak adlandırılmak için. Genç işsizlik oranlarının Google'da iş bulma duası aramaları ile ilişkisini görüyorsunuz. Sadece buradan yola çıkarak Türkiye'de genç işsizliğin ne kadar arttığını net bir şekilde görüyorsunuz. Genellikle kendileri yapmıyor bu duaları. Anneler, babalar falan yapıyor. İş bulma duası aramaları yapılmış Google'da. Ülke ekonomilerini de buralardan
sadece Google aramalarından bile bayağı bir şey gözlemleyebiliyorsunuz. Peki işsizliğin çözümü ne? Aslında çok net bir çözüm var. Girişimcilik. Bir kere girişimci bir girişim açtığında bir kişiyi işsizlikten kurtarmış oluyor kendini. Yanına birini daha aldı. İki kişi bakın girişim işsizlik çemberinden çıkmış oldu. Türkiye'de kurulan şirket sayısı bakın artıyor. Pek çok insan şirket kurma kararını vermiş durumda ve şirket kurma sayısı artıyor. Bu güzel bir şey. Ne var ki bu kurulan işletmelerin bir içeriğine bakıyoruz. İçeriğine baktığımızda şöyle bir durum var. Genelde çok küçük işletmeler, basit işletmeler, kahve dükkanı, işte şucu, bucu. Yani yüksek katma değerli ürün üreten işletmeler için zaten çok ciddi sermayeler yok. Arkadaşlar da burada yazmışlar, fotokopicinin kazandığı parayı hesaplamaya başladığın zaman var ya çok tehlikeli demiş. Çünkü onu hesapladığın zaman ki bizim üniversitedeki fotokopici deyip geçmeyin, doktora yapıyor şu anda. Oldukça entelektüel bir arkadaşımız gayet iyi kazanıyor. Yani hayattaki tek yol beyaz yakalılık değil. Hayattaki tek yol memurluk değil. Hayattaki tek yol girişimcilik değil. Hayattaki tek yol freelancerlık değil. Bunlardan bir tanesi ya da başka bir yol biliyorsanız o sizin hayat tercihinizi tamamen kişilik yapınıza ve çevresel koşullara göre seçeceğiniz anlamına geliyor. Ama şöyle bir problem var. Herkesin aklına gördüğü şeyleri yapmak geliyor. Her gün kafe dükkanları görüyorsun, kafe açayım diyorsun. İşte güneyde bir pansiyon açayım diyorsun. İşte şunu açayım diyorsun. Yani gördüğümüz şeyler girişimcilik fikri olarak aklımıza geliyor ama görmediğiniz dünyada inanılmaz büyük bir ekonomi dönüyor. Mesela Gebze Organize'nin içinde Kimyacılar Sitesi diye bir site var. İnanamayacağınız kadar enteresan ürünler üretiliyor orada, kimya ürünleri. Ve çok ciddi bir know-how birikmiş. 30 kişilik bir işletme ile birlikte çalışmıştık. Bir yıl ben onların danışmanlığını yaptım. 30 kişiyle milyonlarca dolar para kazanıyorlar. Sadece 30 çalışanla. Çok iyi küçük işletmeler var. Ama işte bunlar da kurumsal birikim gerektiriyor ve bu kurumların sayısının artması gerekiyor. Bu tutunmuş, ciddi verimlilik skorları elde etmiş kurumların sayısının artması ekonominin aslında en temel kök nedenlerini çözebilecek durum. Bizden başka kim uğraşıyor işsizlikte? İspanya uğraşıyor mesela. Yunanistan işsizlik problemi yaşıyor. Fransa'da işsizlik probleminin sınırlarında. Sadece Google aramaları değil, Google kitapları aramaları. Yani books.google.com'dan yapacağız veya Google Engrams diye yapacağız aramalarla. Her yıl basılmış olan kitaplarda hangi kelime ne kadar kullanılmış bunu sayıp size dökebiliyor. Ve milyonlarca kitaptan yani tarih boyunca insanoğlunun yazdığı bütün kitaplardan çok enteresan analizler çıkartıyor. Ve buradan gelecek okumaları yapabiliyorsunuz aslında. Geçmiş okumaları da yapabiliyorsunuz. Mesela çok standart bir şey deneyerek başlamıştım ben bunu. Bir kongre sunumu için hazırlamıştım. İşte personel yönetiminden insan kaynakları kavramına geçtik diyoruz. Tam olarak ne zaman geçtiğimizi bakın bu tarihte görüyorsunuz. 1970'lerden önce insan kaynakları yönetimi diye bir kavram yokmuş. Personel yönetimiymiş. Ve 1990'larla birlikte HR, Human Resource Management, Human Resource Management bunlar öne geçmeye başlamış personel yönetimine göre. Mesela işçi sendikasının analizine bakıyorsunuz. 1950'lerde altın çağını yaşamış ama olağanüstü büyük bir çöküşün içindeler. 2030-2040 yılında yeryüzünde işçi sendikası diye bir şey kalmayacağını görüyoruz. Buradan gelecek okuması yapabilirsiniz. Verimliliği eskisi kadar problem etmediğimiz ve verimlilik hakkında eskisi kadar konuşmadığımızı görüyoruz. Çünkü verimlilik aslında temel olarak çözülmüş bir problem. Yeterli yatırım yaptığında verimli skora ulaşabiliyorsun ve verimlilik özellikle gelişmiş ülkelerin derdi olmaktan çıktı. Neden? Yine ekrandan göreceğiniz şekilde outsourcing yapıyorsun. Zaten kim verimli üretiyorsa gidiyorsun ondan alıyorsun senin ürününü. Yani B2B iş yapmış oluyorsun. Business to business.
bir işletmeden faydalanıyorsun. Senin ana mamülünü veya yan mamülünü üretmek için. Outsourcing kavramının ilk kullanıldığı tarih 1985 ve sonrasıymış. Ondan önce kitaplarda bile geçen bir kelime değil. Tamamen uydurulmuş bir kelime. Ve kullanma sıklığındaki artışı görüyorsunuz. Dünyadaki değişimi tek bir görselle anlat deseler 90'lar 2000'i bu grafikle anlatabilirsiniz. Peki bugün demografik yapı nasıl değişmiş? İnsanlar neler yapıyor? Hayatlar nasıl değişmiş? Biraz bunlardan bahsedeceğim. Bir kere artık dünyanın çoğunluğu tarımla uğraşmıyor. Dünyanın en yüksek nüfusu çoluk çocuk 0-15 yaş grubu. Çalışanlar arasında en çok çalışan alan ne? Artık hizmet sektörü dünyada en kalabalık sektör. Ardından tarım geliyor, ardından endüstri geliyor. 400 milyondan fazla da girişimci varmış dünyada. Bütün dünyada üretimin, yani sanayinin gayri safi hasılalardaki oranı düşüyor. Yani katma değeri yaratan şey giderek daha az bir şekilde üretim olmaya başladı. Çin'de bile %40'mış üretimin payı, bugün %30'lara yaklaşmış durumda. Pek çok gelişmiş ülkede %15, %18, %11, %12 falan gibidir üretimin gayri safi hasılaya katkısı. Az önce freelancerlardan bahsettim. Freelancerların Amerika Birleşik Devletleri'ndeki oranına bakın. Bütün çalışanların %3'ü bugün freelancer olarak çalışıyormuş ve bu giderek artan bir trend. Nedir o? Photoshop biliyorsun mesela. Böyle siteler var. Photoshop yaptırmak isteyen insanlar siparişini veriyorlar. Photoshop yapabilirim diyenler o siparişi almaya talip oluyorlar. O işi alıyorsun. Seninle ilgili yorumlar ve geçmişte seninle ilgili verilen puanlar falan yüksekse alma şansın daha artıyor. Ve freelancer olarak çevirmenlik yapabilirsin, Photoshop yapabilirsin, animasyon yapabilirsin, kod yazabilirsin. Ve bunu her dönemde farklı farklı şirketler için yapabilirsin. Bu işleri online olarak alabileceğin siteler var. Ayrıca sadece bu sitelerden değil, çeşitli bağlantılar aracılığıyla da sen başka insanlara iş yapabilirsin. Ciddi bir özgürlüğün var gibi gözüküyor burada ama inanılmaz bir şekilde vaktini iyi yönetebilmen lazım. Çünkü kendine tatil vermeyi bilmezsen gece gündüz çalışırken bulabilirsin kendini. Ve zamanının karşılığında para kazandığın için zaman para algında çok ciddi bozulmalar olabiliyor. Örneğin bir arkadaşınla oturup çay içerken, kahve içerken ya şu an aslında evde dolar kazanıyor olabilirdin diye düşünmek sinir bozucu bir şey. Boş vakitlerini boş vakit olarak görmemeye başlıyorsun. Burada insanın çalışma, dinlenme oranını kendi kendisini yönetmesi gerekiyor. Başkası senin adına yönetmiyor çünkü. Pek çok beyaz yakalıdan daha çok çalıştıklarını biliyorum. Pek çok freelancerların. Kesinlikle ayrı bir hayat tarzı. Kültürümüzün en önemli unsurlarından bir tanesi de dindir. Dinler peki nasıl değişiyor? Çok enteresan istatistikler var. Pek çok dinde dine inanmaya başlayan ve dini bırakan insanların oranlarının analizini görüyorsunuz. Bundaki hata payları oldukça yüksektir muhtemelen. Ama bize bazı şeyler gösteriyor. Örneğin Hristiyanlık bugün inanılmaz bir hızla inanan kaybediyormuş. Son 5 yıl içinde 8 milyon kişi totalde Hristiyanlığı terk etmiş durumda. Net değişim. En çok artış gösteren, hiçbir dine bağlı olmadığını söyleyen insanların sayısı. Ayrıca bir istatistik daha var. Yeni doğan bebeklerde Müslüman ailelerle Hristiyan ailelerin karşılaştırmasına baktığınızda 2030'la birlikte Müslümanların sayısının Hristiyanları geçeceğini görüyorsunuz. Böyle bir istatistik. Dünyada şu an en yaygın din Hristiyanlık %32, Müslümanlık %22 ile onu takip ediyor. Hindular %13, Budistler %7, Ateist Agnostikler %12 civarında. Dediğim gibi bu rakamlarda çok ciddi sapmalar, farklılıklar olabilir. Peki bizde nasıl
inanma şekli. Özellikle ben şeyde askere gittiğimde en şaşırdığım şey o olmuştu. Çok az insan dinin bütün kurallarını uyguluyor. Yani 200 kişilik bir koğuşta yaptım ben askerliğimi. Bedelli falan yapmadım. Gayet 6 ay askerlik yaptım kısa dönem. 200 kişi ve uzun dönemlerle birlikte yaptım. Bana kimse umursamıyordu. 2-3 tane dindar çocuk vardı. Onlar işte namazlarını falan kaçırmamaya çalışıyorlar, dert ediyorlardı falan bu durumu. Sonra sizlerin kuşaklarıyla ilgili gözlemlerimiz de, yani sadece kendi arkadaşlarımla gözlemlerine baktığımda eski kuşağa göre daha yumuşak bir yerden yakalamış olduğunu görüyoruz dinleri. Şaka yapabiliyorlar örneğin dinlerle ilgili. Bu kuşağın bence en önemli özelliği o. Eski kuşak kadar sert değiller. Keskin değiller, rigid değiller. Ve öfkesini dine yöneltmiş ya da korkusundan dindar olmuş olan insan sayısı çok daha az. Daha sakin yaklaşıyorlar bu olaya ve daha güvenli sularda kalmayı tercih ediyorlar. Ve bence daha doğru bir yerden alıyorlar. Dini şakalar yapmayı çok seviyor. Dediğim gibi kuşak. Örneğin bir arkadaşımız şey yazmış. Bazen dini şakalar yapıyorum ama Allah en üstün varlık olduğu için mizahı kaldıracak orgunlukta olduğunu düşünüyorum. Sizin gibi yobaz değil yazmış. İşte ahirette toplu azar yerken birden coşup bu kainat, bu evren kendi kendine var olmuş olabilir mi diye bağırmak. Yani böyle şakalar şimdi eğlenebiliyorsunuz ama 10 sene önce, 20 sene önce ben cinayet nedeniydi belki. Yani gidip orada bıçağı takar o adama, yani o şakayı yaptığı için. Ama dediğim gibi Türkiye'de Osmanlı zamanında dahi bu kadar sert olmamış aslında. Radikal bir şekilde sufi bir dindarlık olmamış. Çok gündelik hayat tarzına yedirilen bir dindarlık tipi olmuş Türkiye'de. Yeni kuşakta da dine inananlar arasında böyle bir yapı var. Benim gözlemlediğim kadarıyla. Başka çok önemli bir değişim de şu, tek başına yaşayan insanların sayısındaki artış. Tarihin en yüksek rakamlarında. Ve bu çok ciddi bir sosyal değişim. Bu en çok nerede? Stockholm'de en yüksek, %60'lara yaklaşıyor. Londra'da çok yüksekmiş. Tek başına yaşayan insanların toplumdaki total yaşayanları oranı tarih boyunca en yüksek olan zamanlardan birinde. Ama enteresan bir durum daha var. Kiralar artıyor. Ve tek başına yaşamak artık eskisi kadar kolay olmuyor. O yüzden Amerika'da bir araştırma yapmışlar. Ebeveynleriyle yaşamayı tercih edenler eskiden 18 yaşında hadi yallah derdi. Herkes kendi evine giderdi falan. Şimdi anne babayla yaşamaya devam ediyor insanlar. Ve bu pek çok yerde böyle. Bütün toplum yapısı içinde evli ya da partnerle birlikte yaşayanlar oranı %60'lardan %30'lara inmiş durumda. Evlilikler azalmış durumda. Yalnız yaşayan oranı %14'e çıkmış Amerika'da. Ki Avrupa'da bu rakam çok daha yüksek demin gördüğünüz grafikte olduğu gibi. Ama ebeveynleriyle yaşayanlarda artış görüyorsunuz. Ve şöyle bir haber çıkmış BBC Türkçe'de. İşsizlik İtalyan gençleri ana kuzusu yaptı. 18-34 yaş arası İtalyanların %67,3'ü anne baba evinde yaşamaya devam ediyormuş arkadaşlar. %67'si. Bu ne anlama geliyor? Tek başına bir eve çıkacak ya da evlenebilecek aslında bir maddi gücün yok. O eski kuşak gibi anne babalar yaşamak için çok zor insanlar da değil. Birbirleriyle iyi geçinebiliyorlar, birbirlerine özgürlük alanı yaratabiliyorlar. Ve insanlar evlenmiyor arkadaşlar. Eskisi gibi 21-22 yaşında evlenmiyorlar. 30'lu yaşlarda bile hala ailelerle yaşamaya devam eden insanlar var. Bu oran Slovenya'da %71'miş. Malta'da %66'ymış. Avrupa Birliği ortalaması %47,9. 18-34 yaş arasında anne babayla yaşama oranı çok yüksek. Rakamlara çıkmış durumda.
Türkiye'den de bir rakam vermiş olayım. Bakın, sadece son 18 yıl içinde ilk evliliklerini yaptıkları yaşlara bakın. Yani böyle bir 40-50 yıllık bir şeyden bahsetmiyorum, dönüşümden bahsetmiyorum. Sadece bir kuşak içerisinde erkekler eskiden 25-26 yaşında evlenirken şimdi 28'de falan bile hala kafalarını kaşıyorlar. Benim bir sürü arkadaşım 40'lı yaşlarda hala hiç evlenmediler. Kadınlarda da hemen 22 yaşında ne kadar genç düşününce 22 yaşında kadınlar evleniyormuş ortalama. Bu 25'lere çıkmış durumda. Neden? Çünkü bunun maddi nedenleri var bir kere. Ailenden ayrı özgür bir hayat kurduğunda battal boy çöp poşeti bile sana batmaya başlıyor. Çünkü ona para veriyorsun. Ve hiçbir şey ücretsiz değil. Her şeye para harcaman gereken bir zamandasın. Ve şunu görüyor insanlar. Yani zaten aldığım beyaz yakalı olarak çalıştım, aldığım 2 kuruş, onu böyle yaşamaya harcamak falan filan, hiçbir şey kalmıyor elime. Ne güzel, annem babam yemeklerinden yemeye devam edelim. Zaten bana özgürlüğümü veriyorlar. Annemlerle yaşamaya devam ederim kararı ciddi bir şekilde veriliyor. Bu karar nerede net bir şekilde ayrılma doğrultusunda verilir? Özgürlüklerin kısıtlıysa. Yani yapmak istediklerinin %80'ini yapamıyorsan anne baba evinde. Refah seviyenin azalması bile göze alarak evden ayrılıyorsun. Evlilik hızlarına bakın. Slovenya, İtalya, Lüksemburg, Portekiz, Fransa, İspanya falan, burada evlenmiyor insanlar. Türkiye'de de evlilik oranları giderek azalıyor. Şehir nüfuslarındaki artışları göstermek istedim. Pek çok insan kente doğru geldikçe daha ileriki yaşlarda evlenmeye başlıyor, daha az çocuk yapmaya başlıyor, daha farklı bir hayat tarzı edinmeye başlıyor. 1850 yılında pek çok büyük şehrin nüfusunu görüyorsunuz. En kalabalık Londra'ymış. 2 milyon. Paris 1 milyon. İstanbul 786 bin. St. Petersburg 478 bin gibi. Yani 400 bin, 500 bin, 300 binlik, şu an bizim ilçe nüfusları bile bundan daha kalabalık. Bunlar şehir nüfuslarıymış 1850 yılında. Vaktimizi kimle geçirdiğimiz de ciddi oranda değişmiş durumda. Yaşlarla da değişiyor. 20'li yaşlarınızı daha çok arkadaşlarınızla geçirirken 40'lardan sonra arkadaşlarınızla daha az vakit geçirmeye başlıyorsunuz. İş arkadaşlarınızla geçirdiğiniz vakit miktarı çok artıyor. Eşinizden, dostunuzdan çok iş arkadaşlarınızı görüyorsunuz. Çocuğu olan çocuğuyla çok vakit geçiriyor. Partneri olan partneriyle çok vakit geçiriyor. Ama 20 yaşından itibaren 80'lere, 90'lara doğru bitmeyen ve yokuş çıkan bir grafik var. Yalnız geçirdiğiniz vakit miktarı giderek artıyor. Muhtemelen kimseyi çekememeye başlıyorsunuz. Peki nüfuslar nasıl değişmiş? İşte bu çok önemli bir grafik. Nüfus piramidi derdik. Hatta bu verileri aldığım sitenin adı populationpyramid.org. Nüfus piramidi yani şöyledir, standart nüfus piramidi. Gençler daha kalabalıktır, orta yaş falan yaşlıya doğru dikilir. Nüfus piramidi deriz. Nüfus piramit falan gözükmüyor ekranda. Özellikle Avrupa'da bakın. Galata Kulesi'ne daha çok benziyor. Piramit falan değil. Avrupa'nın bugünkü nüfusu yaklaşık olarak üçte bir oranında azalacak mesela önümüzdeki yıllarda. Herkes yaşlanmış. Ve Kuzey Amerika orta yaşın çok yüksek oldu. Nüfus artışı devam ediyor ama özellikle Almanya gibi enteresan ülkeler var. Almanya'da hem insanlar çocuk yapmıyor, hem evlenmiyor, hem de kolay kolay ölmüyor, yaşlanıyor. Kocaman yaşlı bir nüfusa sahipler. Ve bu projeksiyona göre 2100 yılında yeryüzünde Alman doğru düzgün kalmıyor. Çünkü hesap çok basit. Ölen insanlardan doğan insanlar. Bunları birbirinden çıkartıyorsun. Nüfus projeksiyonu görüyorsun. Bu trende de bakıyorsun. Ve tahmini ölüm yaşlarını hesapladığında, doğum oranlarını hesapladığında böyle bir grafik çıkıyor.
Çok ciddi bir nüfus problemi yaşayacaklar. Ya bunu göç alarak çözecekler yine, ya da makineleşecekler ağırlıklı oranda. Yani hizmet edecek insanlar dahi kalmayacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde benzer bir problem varmış ama onlar göçmenlerle çözüyorlar bunu. Tırtıklı olan, hiç göçmen almasalardı nüfus ne olacaktı? Bakın giderek azalacakmış. Göçmenlerle belirli bir artışı sabit tutabiliyorlar. Asya'nın grafiği ekrandaki gibi artmaya devam ediyor. Bir yerden sonra azalmaya başlayacak. Latin Amerika bir yerden sonra azalmaya başlayacak. Ama Afrika sağ kulvardan geliyor. Afrika piramidi, piramit gibi piramit şu anda. Ve Afrika piramidine baktığımızda çocuk sayısının çok yüksek olduğunu, ortalama çocuk oranının 6,5-7 olduğunu ve genç nüfusun çok ciddi oranda arttığını görüyorsunuz. Şu an Afrika'nın nüfusu 1 milyar 200 ve ciddi oranda da artacak. Bizim Afrika'da öğrencilerimiz vardır. Yüksek lisansta falan böyle Tömer'den falan gelip Türkçe öğrenirler. Biz de yüksek lisansa girerler kontenjanlar. Onlardan bir tanesi vardı bizim insan kaynakları master programında. Osman adı. Osman'a gösterdim görevi. Osman bu ne oğlum dedim. Hocam biz de çok kardeş dedi. Sen kaç kardeşsin dedim. Biz 9 kardeşim ben dedi. Afrika'da insanlar bayağı çok doğru ama bu olay size çok uzak gibi gelmesin. Türkiye'de de böyleymiş. 1923, 1933, 40'lar. O yıllarda kadın başına çocuk oranı 6,5-7'ymiş. Böyle bir piramidin olması için bu gerekiyor zaten. Kadın başına çocuk oranı 2,5'un altına indiğinde azalarak artan bir grafik oluyor. Bu artarak artan bir grafik. Sözelciler bu son cümlemde elendi. İkinci türevi negatif. Afrika'da ikinci türev de pozitif. Artarak artıyor. Peki Türkiye'de nasıl? Politika aracılığıyla çocuk sayısını çok fazla etkilemiyorsunuz. Bu çok ciddi oranda kanıtlandı. Ancak işte küçük teşvikler, çocuk parası vererek çocuk yapmaya teşvik etmek falan çok az oranda etkileyebiliyorsunuz. Yani tarihin gidişini insanların yapacağı çocuk sayısını ülke politikasıyla belirlemek gerçekten olağanüstü dolaylı bir yöntem ve çok da başarılı değil. Türkiye nüfusu da artıyor ama azalarak artıyor ve 2030'lu 2040'lı yıllardan sonra Türkiye nüfusu azalmaya başlayacak. Şu anki trend böyle ve giderek daha az çocuk yapıyor insanlar. Devlet politikası sürekli çocuk yapı falan demesine rağmen insanlar giderek daha az çocuk yapıyor. Bakın Türkiye'nin değişimini görüyorsunuz. 1960'ın başında Türkiye böyleymiş. Türkiye bugün böyle. Yani bir piramitmiş Türkiye'de nüfus yapısı. Bugün piramidini kaybetmiş durumda. Yani çocuk oranı azalmış durumda, yaşlı oranı da artmış durumda. 1968 yılında 65 yaşın üstünde 1 milyon 200 bin kişi varmış sadece. 2018 yılında 6,5 milyon kişi, 6,5 milyon yaşlımız varmış. 2068 yılında 25 milyon yaşlımız olacak. Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Hiçbiriniz emekli olamayacaksınız. Neden emekli olamayacağınızı görüyorsunuz burada çünkü hesap tutmuyor. Böyle bir nüfus yapısı, böyle bir nüfus projeksiyonunda emeklilik sistemleri çöker. Hem devlet sistemi çöker, hem özel sigorta sistemi çöker. Tamamına yatırılan paralar o yıllarda çöp olacak. Çünkü hiçbir ülke ekonomisi ya da hiçbir şirket ekonomisi böyle bir gelir gider modelini kaldıramaz. Yani belki de emekliliğin son sağlıklı çağını görüyorsunuz. Bizler belki ucundan kurtarırız ama sizler muhtemelen emekli olamayacaksınız arkadaşlar. Bütün hayat planınızı bu kurguya göre yapın. Ama şimdiden 20 yaşında emekli düşünüyorsanız zaten hayat kurgusu da yapmayın. Bu yaşta emeklilik düşünülmez. İnsanların yaşam süresi de uzuyor. Gördüğünüz gibi. 75 yaşta kurtarmıyor bu arada. İnsanların yaşam süresi de uzuyor. Ve pek çok yerde oluyor. Hindistan ve Çin'de de
ortalama yaşam süreleri ciddi oranda artıyor ve bu dünyanın ekonomik dengesinin değişmesiyle doğrudan alakalı. Sağlık harcamaları giderek artıyor. Sağlık harcamalarındaki artış, yaşam süresindeki artışla çok paralel. Bu korelasyon en problemli olduğu ülke Amerika Birleşik Devletleri. Yani sağlık harcamaları olağanüstü artmaya devam ediyor ama yaşam ortalamalarını arttıramıyorlar. Çünkü oldukça sağlıksız yaşıyorlar. Yedikleriyle, içtikleriyle ki bu konudan ayrı bir derste özellikle bahsedeceğiz. 1800'lü yıllarda yaşam beklentisi, yani yeni doğan bir insan ortalama kaç yıl yaşıyormuş? Çok fazla çocuk ölümü olduğu için ortalamayı onların düşürdüğünü, savaşlarını falan da düşürdüğünü göz önüne alın. Asya'da doğan bir çocuk örneğin 28 yıl yaşıyormuş ortalama. Amerika'da 35 yaşıyormuş. Avrupa'da 34 yaşıyormuş. Düşünebiliyor musunuz? 34 yıl. Bütün hayatın süresi ortalama. 1950'lere geldiğimizde bu rakamlar artmış. İşte 50'lere gelmiş, bazı ülkelerde 60'lara gelmiş, bazı ülkelerde 40'larda kalmış. 2015'te pek çok ülkede 70, 71, 82, 83'ü gören ülkeler de var. Türkiye'de de kaçmış? 75'miş. Beklenen yaşam süresi 2015 itibariyle doğan çocuklarla. Ve burada Türkiye önemli bir başarı sergiliyor. Yaşam süresinde dünya ortalamasını geçiyoruz. Bu hem refah seviyemizle alakalı hem de sağlık sistemimizle alakalı. Genlerle de alakalı ama daha önce genler bakın aynı genler değişmiyor. Dolayısıyla dünyaya göre daha erken ölürken aynı genlerle, şimdi aynı genlerle dünyaya göre daha geç ölüyoruz. Doğurganlık oranımız da dünyanın ortalamasının altındaymış durumda. Yani ölüm yaşımız dünya ortalamasının üstüne çıkmış durumda, doğurganlık oranımız da dünya ortalamasının altındaymış durumda. Bu şu anlama geliyor. Daha yaşlı bir nüfus olacağız. Sizin şu andaki kuşağınız yani 20'li yaş grubu, 18-19 yaşında olanlarınız da var. Hayatı boyunca siz 30'lu yaşlara geldiğinizde de en kalabalık nüfus olacaksınız. Siz 40'lı yaşlardayken de en kalabalık nüfus olacaksınız. Yani ülkenin en kalabalık nüfusu bugünün 25 yaş grubu. Yaşlandığınızda da en kalabalık nüfus gene siz ve akranlarınız olacak. Çocuk oranı Avrupa'da nasıl yaşamış? Türkiye'de bakın ikiye inmiş çocuk ortalaması. Ve pek çok Avrupa ülkesinde 1,2 falan gibi rakamlara düşmüş durumda. Hatta daha yeni bir istatistiğe göre bizimki de 2'nin altına düşmüş. 1,88'e kadar düşmüş tam rakam. 2019 itibariyle çocuk sayısı 1,88'e düşmüş bakın ortalama. Bu neyle alakalı? Birkaç şeyle alakalı. Öncelikle köylülüğün azalmasıyla alakalı. Niye? Köyde nüfus demek, iş gücü demek. O yüzden mümkün olduğu çok iş gücü yapıyorsun. Başka? Yine sosyal güvencenin olmadığı yerlerde çocuk demek, ileride bana bakacak, bakma ihtimali olan insan demek. Güvence demek. O yüzden çok çocuk yapılırmış. Evlilikler de daha erken yaşlarda, günaha girmeyelim diye herkes 15-18 yaşında falan evleniyor. Evlilikler de daha erken yapılıyor. İşte çok çocuk yapılıyor, sürekli çocuk yapılıyor. Ama kente doğru geldikçe her yaptığın çocuk ek bir gelir değil, ek bir masraf oluyor. Evlilik yaşı artıyor kentlerde. Çünkü üniversite okuyorsun, okul okuyorsun, işe giriyorsun, işte tutunmaya çalışıyorsun. 20'li yaşlarında hemen pat diye çocuk yaparsan çok fazla kariyerinde ilerleyememe riskini taşıyorsun. Ve daha ileriki yaşlarda çocuk yapıyorsun. Kentleşiyorsun. Bir çocuğa ayırdığın para miktarı artıyor kentte. Vesaire vesaire. Pek çok aile tek çocukta kalıyor veya iki çocukta kalıyor bu nedenle. Türkiye'de de nüfusun sektörlere göre dağılımından aslında Türkiye'nin demografik yapısının nasıl değiştiğini gözlemleyebiliyoruz. Türkiye kurulduğunda bakın gelecek hafta Türkiye tarihi konuşacağız, daha ayrıntılı konuşacağız. Türkiye halkının %81'i köylüymüş. Tarımla geçiniyor. 1935'te bu oran çok değişmemiş. Biraz sanayileşmişiz ama
%76'sı hala köylü bir nüfusta. %77, 1950'lere çok partili döneme yani seçimlere %77'si köylü olan bir halkla girmişiz. İlk ciddi göç 1970'lerde, 60'ların son, 60'ların sonunda 70'lerde yaşanmış ve şehirdeki fabrikalara göç etmiş. Bunun birkaç nedeni var. Tarım makineleri geliyor ve insanların yaptığı işler tarım makineleri tarafından yapılıyor ve iş gücü fazlası ortaya çıkıyor köylerde. İkincisi de şehirlerde fabrikalar kuruluyor ve pek çok insan şehre geliyor. Türkiye'de ilk gecekonduların kurulduğu tarihler, arabesk müziğin ortaya çıktığı tarih, işte şehirlerin büyüdüğü tarihler 1960'lar, 1970'ler. 1980'lere doğru devam ettiğimizde bu göçün devam ettiğini görüyorsunuz. 90'larda devam ettiğini görüyorsunuz. Bugün tarihin en büyük göçünün içinde olduğumuzu görüyoruz. Burada gördüğünüz rakam 2012, daha da azaldı. Ve giderek köyde yaşayan insanların sayısı oranı azalmakta. Bugün nüfusun %49'u hizmet sektöründe çalışıyor. Ne hizmet sektörü? İşte köyden kente göç eden eğitimsiz insan, işte garson, güvenlik görevlisi falan. O tip işler. Sanayi %26, tarım %24. Ki dediğim gibi %20'lere dahi yaklaşmıştır ve hızlı bir şekilde azalıyor bu ara. Şimdi enteresan tarafı bu. Tarımla ilgilenenlerin oranı azalıyor ama total tarım üretimimiz de böyle bir azalma gözlemlemiyoruz. Yani burada ciddi bir verimlilik problemi varmış zaten. Türkiye tarımında hala verimlilik problemi var. Ama 1950'ler, 60'lar, 70'lerde zaten çok büyük oranda verimlilik problemi mevcutmuş. Nüfus artışı devam ediyor. %5 artacak önümüzdeki 4 yıl. Ölüm oranları %3 artacak projeksiyonda. Evlenme oranları bakın son 4 yılda %9 azalmış. %10'a yakın daha az insan evleniyor. Boşanma oranlarına bakın %19 artmış. Artık kimse kimseyi uzun süre çekmiyor. Çünkü herkesin ekonomik gücü kendi elinde. Özellikle şehirlerdeysen. Boşanmış bir insanın hayatı kırsal bir alanda, Anadolu'da falan oralarda çok zordur ama şehirde rahatsız edilmeden normal hayatını yaşamaya devam edebilirsin. Doğum oranlarında son 4 yılda %10 azaldığını görüyorsunuz. Bunlar bir ülke için çok sert değişimler. Biz bu değişimleri şu anda yaşıyoruz ve tam içindeyiz. Tarih boyunca yaşanan Türk en büyük köyden kente göçün tam içindeyiz biz şu anda. Bugün Türk halkının dörtte biri hayatında ilk kez şehirde yaşıyor. Peki yaşıyoruz da ne kadar tatminiz bu yaşantıdan? Gördüğünüz gibi son sıralardayız. Biraz mutsuzuz. Mutsuzluk seviyemiz hem kendi gözlemimle hem anketlerle hem şeylerle çok net bir şekilde artmış durumda. Mutsuzlukla ilgili tweetler örneğin çok tutuyor. Çarp geç işte kardeşim ne korna çalıyorsun. İşte hem ayranımızı döktüler hem tatsız olaylar yaşandı. İşte artık ülkede hiçbir şey o kadar umurumda değil ki otobüste yanındaki kız simit yerken üstüme susam saçtı. Parmak ucumda bastırıp aldım yedim. Bu boş vermişlik seviyesi. Bu mutsuzluk seviyesi birkaç şeyle alakalı. Önemli bir kesim işte mevcut yönetimden, siyasi durumdan mutsuz, baskılardan mutsuz. Önemli bir kesim vergilerden, yaşam koşullarından, araba ve ev almanın imkansızlığından mutsuz, ekonomik koşullardan. Sosyal olanakların kötüye gitmesi mutsuz. Bir de bunun üstüne korona geldi. Zaten tadımız kaçıktı iyice. Korona bunun üstüne tüy dikmiş durumda. Dünyadaki ülkeleri çeşitli kriterlere göre sıralayan endeksler var. Bunlardan bir tanesi de hukukun üstünlüğü endeksi. Türkiye burada 83. sırada eksi not alarak. İnsani gelişmişlik endeksine baktığımızda da koyu renkli bölgelerin daha yüksek insani gelişmişlik seviyesinde olduğunu görüyorsunuz. Mavilerin kırmızılarınsa daha düşük olduğunu görüyorsunuz. Afrika ve Orta Doğu yine kötü skor almış buradan da.
Politik istikrar, politik istikrar illa aynı partinin iktidarda olması anlamına gelmiyor. Politik istikrar siyasal dokunun, siyasal yapının ne kadar öngörülebilir olduğuyla alakalı. Türkiye yıllardır, 90'lardan beri falan hep eksi çıkmış. Politik istikrar bizim kanayan yaramız. Peki bu kadar ülke var ve gidişat nereye? Daha demokratikleşiyor mu bu ülkeler? Hangi ülkeler ne kadar problemli demokrasilere sahip? Hangi ülkeler otokratikleşiyor? En altta gördükleriniz tamamen otokratik rejimler. Buranın halkları doğal olarak daha mutsuz. Hibrit rejimler, otokrasi ile demokrasi arasında bir üst katmandakiler. Demokrasi problemli olanlar bir üst katmandakiler. Full demokrasiyle yönetilenler ve bu konuda çok az problem yaşayanlar. Onlar da üst katmanlarda. Grafiğin ikinci, yani ilk sekseninde şunu söylüyor. Ne kadar korrupt oldu, yani yolsuzluk seviyesi. Gördüğünüz gibi otokratiklik seviyesi arttıkça bir ülkede yolsuzluk miktarı korkunç bir şekilde artıyor. Çünkü denetimden tamamen bağımsız hale geliyor. Demokratiklik seviyesi arttıkça evet karar almak zorlaşıyor. Pek çok şeyde uzlaşma gerekiyor falan filan ama denetime açıklık nedeniyle hukukun üstünlüğü nedeniyle yolsuzluk miktarları ciddi oranda azalıyor. Yani temel mesele yine ekonomi. Sen otokratik bir rejimle yönetildiğin zaman senin görmediğin pek çok şey olabiliyor ülkede, vergilerinden. O yüzden daha çok demokrasi daha maddi refahın da artacağı anlamına geliyor. Ekonomik özgürlükse şirketlerin hareketlerinin ne kadar özgür olduğuyla, davranışların ne kadar özgür olduğuyla alakalı. Şirketler hukukun üstünlüğü var mı? Türkiye'de burada da çok ciddi problemler var. 82. sıradayız. Mutluluk endeksi. Çok mutsuz çıkıyoruz. İnsani gelişmişlik endeksi yine altlarda çıkıyoruz burada da. Dünyanın en mutlu ve en mutsuz ülkelerini görüyorsunuz. İşte daha turuncuya yakın olan ülkeler. İnsanlar, mutluluk çok öznel bir şeydir. İnsanlara sorarak ölçersin mutluluğu. Dışarıdan, işte kanından mutluluk hormonu ölçmüyorsa kimsenin. Herkes kendisine çeşitli sorular var. Bu soruları verdiği yanıtlara göre ne kadar mutlu olduğunu kendi beyan ediyor. Mutluluk tamamen özneldir. Ve kısmen DNA'dan kaynaklanır, kısmen çevre koşullarından kaynaklanır, kısmen aileden kaynaklanır. Gelirinle de alakalıdır falan. Pek çok boyutu var mutluluğun. Sadece mutluluk konusunda bir ders yapacağız. Tamamen kendi beyanlarımızla çıkmış. Yani 10 üzerinden 5,4 gibi. Ama mutluluğun sırrı filmin sonunu söyleyeyim. Yani ne mutlu eden şey? Özellikle toplulukçu hayat mutlu ediyor. Yani başka insanlarla sağlıklı ilişkiler kurmamız, kalabalık arkadaş grubu, bizi anlayan, dinleyen insanların olması falan, bu basitlikte şeyler mutlu etmeye devam ediyor bizi. Dediğim gibi çok uzun, çok gelişmiş bir külliyatı var mutluluğun. Ama özellikle sizin yaş grubunuzun çok mutlu olmadığınızın farkındayız. Çünkü sürekli şakaya vurduğumuzdan kahrolduğumuz anlaşılmıyor. Çok enteresan, güzel bir mizah dili oluştu. Farkında mısınız bilmiyorum. Ve bence bu son 10 yıl içinde, hatta son 5 yıl içinde oluştu. Bir şey yazmış mesela, sokak röportajı yapmayın artık, ne olur, bu milleti tanımak istemiyoruz yazmış. Güzel bir mizah dili oluşmuş durumda. Mutsuzluğu bile şakaya vurarak anlatmayı biliyoruz aslında. Basit bir cümlenin sonuçlarını analiz etmişler. Eğer bilimsel verilerle inancın çelişirse dinin dediğini tercih ederim diyenlerin ülke ülke oranı. Bilimle din çelişirse dinin dediğini tercih ederim diyenler
Kırmızıya doğru gittikçe din de din tercih ederim diyenler. Farkındaysanız şeyin tam tersi. Mutluluk endeksinin ve insani gelişmiş şey endeksinin tam tersi bir skor çıkıyor. Tam bir negatif korelasyon var bu iki kavram arasında. Dolayısıyla bilim önemli. Refah seviyesiyle dini inanış veya dua miktarı arasında enteresan bir sonuç çıkıyor. İnsanlar daha zenginleşince daha az dua ediyorlar, toplumlar. Daha fakirler daha çok dua ediyor. Bu beklediğimiz bir şey zaten. Ama burada çok net bir istisna var. Amerika Birleşik Devletleri. Bütün istatistikleri yıkıyorlar onlar bu konuda. Amerika Birleşik Devletleri'nde vatandaşların %49'u günlük düzenli olarak dua ediyormuş. Ama genellikle en çok dua edenler en fakir ülkeler çıkıyor. Mesele aslında temel mesele dua edip etmemesi değil insanların ya da dine inanma miktarları değil. Bilimsel veriler ve dini referanslar çeliştiğinde nasıl davranacağın aslında senin yaşam kaliteni belirliyor. Pek çok konuda taraf tutmayacağım. Bu konuda net bir tarafım. Bilimin yolundan, ışığından, izinden gitmeyen hakikaten hüsrana uğrar ve hayatı boyunca aslında yanlış bir hayat yaşar. Yani bilimsel doğruların peşinden gidin. Bu sizin inancınızı sarsmaz, tam tersine kuvvetlendirir. Ne demek istediğimi biraz daha yaşadığınızda, biraz daha bu konular hakkında düşünmeye devam ettiğinizde bence çok iyi anlayacaksınız. İyi bir haberim var. Mutsuzuz falan dedim ya ama çok iyi bir haber. İntihar etmiyoruz ülke olarak. Dünyanın en az intihar eden ülkelerinden biriyiz. Türkiye. Şimdi günah evet ama Hristiyanlıkta da günah. Bizde daha net çizilmiş bir şey var. Sınırı var bunun. Bir de kültür de muhtemelen koruyucu bir kültür, toplulukçu bir kültür. Çok yalnızlaştırılan ve toplumdan insanların çok fazla dışlanma alışkanlığının olduğu ülkelerde daha yüksek çıkıyor. Ülkeden de bağımsız olarak istisnasız erkekler kadınlara göre iki kattan daha fazla intihar ediyor. Yani intiharın ne kadar genetik olduğunu görüyorsunuz. Erkeklik hormonu ve erkek yaşantısıyla doğrudan alakalı. Kore, Macaristan, Japonya, Slovenya, Belçika bunlar en çok intihar eden ülkelermiş. Türkiye en az. Artık sonlara geliyoruz. İnovasyon endeksi. Yani ne kadar inovasyon çıkartıyorsun ülkenden, ekonominden. Türkiye burada 42. sırada. Yüksek teknoloji ihracatında Türkiye çok kötü yerlerde değil. Çünkü çok iyi bir otomotiv sanayimiz var. Bu da yüksek teknoloji ihracatına giriyor burada. Özellikle de oranın katkısıyla 26. sıradayız. Enerji kullanım oranlarına baktığımızda dünyayı en çok kirleten ülkeler Çin, Amerika, Hindistan, Rusya, Japonya çıkıyor. Arkasından da Almanya geliyor. Alternatif nükleer enerji kullanımının toplam enerji kullanımının oranının en yüksek olduğu ülke İzlanda. Yeraltı sularının sıcaklığını bütün ülkede enerji olarak kullanıyorlar. Fransa ağırlıklı olarak nükleer enerji kullanıyor. İsveç işte alternatif nükleer enerji birlikte kullanıyor. İsviçre, Norveç diye gidiyor bu. Dünyanın en yenilikçi şirketlerine baktığımızda Apple, Google, Tesla, Samsung, Amazon bunları görüyorsunuz. Hangi sektörlerde daha çok Ar-Ge harcaması yapılıyor? En çok yazılım ve internette yapılıyormuş ve artmış bu. Sağlığa çok ciddi para ayrılıyor. Aslında en yüksek sağlıkta artışı sağlığın %6 oranında ki son bir yılda bence bu oran çok daha yüksek olmuştur, artmıştır. Ar-Ge harcaması en yüksek 20 şirkete baktığımızda Volkswagen, Samsung, Intel, Microsoft, Roche, Google, Amazon, Toyota bunları görüyoruz. Otomobil, bilgisayar, yazılım, sağlık, yazılım, otomobil, sağlık, sağlık, sağlık sektörler böyle. Son olarak ülkelere göre temel yeteneklere sahip olmayanların nüfus içindeki oranına baktığımızda
Türkiye'nin her 100 kişiden 38'inin temel yeteneğe sahip olmadığı gibi çok inanılmaz bir veri geliyor. Ne bu temel yetenek dediğimiz? Okuma yazma, okuduğunu anlama, basit matematik sayı bilgisi, basit problem çözme. Halkımızın %40'a yakını bu yeteneklerden yoksun. Dil problemimiz var. Her yer dil kursu olmasına rağmen dil problemimizi çözemiyoruz. Muhtemelen çok fazla gramere takılmamızdan mı, mükemmelliyetçiliğimizden mi, bizi çekememelerinden mi bilmiyorum ama yabancı dili öğrenemiyoruz. Matematiği öğrenirken de derslere kurgusal olarak bakamıyoruz, mana olarak bakamıyoruz. Basit cebirleri hiç fena yapmıyoruz. Ortaokul ve lise öğrencilerimiz pek çok Batı ülkelerin ortaokul ve lise öğrencilerine göre çok daha sert matematik eğitimi alıyorlar aslında. Ve bunları yapmayı çok seviyoruz ama kavramsallaştırmada, sorgulamada, yaratıcı düşüncede, eleştirel düşüncede bunlarda problemlerimiz var. Yani belki de Marki de Segba'nın dediği gibi Türkiye dünyanın endüstri meslek lisesidir belki de. Buradan çıkartmaya çalışıyoruz hep beraber aslında bu mesleği, benim mesleğimi yapanlar olarak. Çok keyif kaçırıcı şeylerden bahsetmiş olabilirim. Ama çok da enseyi karartmamak lazım. Çok yaratıcı ve çok hızlı öğrenen bir kuşak var. Örneğin Çin'de bir şey çıkıyor korona döneminde. Bir uygulama çıkıyor. Çinli çocuklar da bu uygulamaya düşük puan veriyorlar ki Google'dan atılsın. Oradan sınav yapıyorlar, oradan sınav yapamasınlar diye. Türkler bunu fark ediyor ve yüksek puan vermeye başlıyorlar. Çinlilere gıcıklık olsun diye çünkü bize korona bulaştırdınız, siz de girin sınavlara diye. Ve Google'ın en tepesine çıkartıyorlar bu uygulamayı. Online eğitimde hoca soru sorunca donmuş taklidi yapan öğrenci de. Psikopatlığını Kuzey Kıbrıs'ı kesme tehdidiyle gösterelim diyen insanlara kadar çok yaratıcı bir şeyimiz var. Nüfusumuz var. Ve bir işi kafaya koyduğunda çok iyi yapabiliyoruz aslında. İnsan kaynağımızı işte %37 falan problem dedim ama kalkınma için yeterli insan kaynağına sahibiz aslında. Şu an ülkenin gayri safi yurt içi hasıla skorları oldukça kötü. Tarihin en büyük çöküşlerinden birini yaşıyor. Sizin şansınız bunu öğrenciyken yaşıyor olmanız. Önümüzdeki 4 yıl içinde toplarız diye ümit ediyorum. Sanayi üretiminde de ciddi bir düşüşün içindeyiz. Tüketici güven endeksinde ciddi bir düşüşün içindeyiz. Bütün bunlar Türkiye'nin kredibilite skorlarını çok düşürüyor, risk oranlarını arttırıyor ve paraya daha pahalıya ulaşmamıza neden oluyor. Bir de bütün bunların üstüne yani çok büyük bir krize yakalanmışken bir de üstüne korona geldi. Ve her gün evde Netflix izlemeyi, Rapinek'te hayal ederken bu hayalimize ulaştık. Ve yine şikayet ediyoruz doğal olarak. 2020'nin kötü geçtiği bir yıl oldu. Koronavirüsün gelecekte neler yapacağı ile ilgili, etkileriyle ilgili yani şirket çalışmaları nasıl etkileyeceği ile ilgili çok fazla analiz var. Ve bu analizlerin çoğunda çöp olduğunu düşünüyorum ben. İçinin boş olduğunu düşünüyorum. Ama öğrendiğimiz net bir şey varsa beyaz yakanın aslında birbirinden uzak mesafedeyken de pek çok işi sağlıklı bir şekilde yürütebildiğini ve plan programını bu şekilde yapabildiğini gözlemleme şansımız oldu. Bunu akademi hep söylüyordu yani böyle yapabiliriz aslında diyordu ama bunu hiç baştan denemeye cesaret etmiyorduk. Bugün hayatta bunu yapamayacak dediğimiz şirketler bile çalışanlarını eve göndererek, evden çalışarak bu işi çözmüş durumdalar. Yani geleceğin iş yapma modelinde bu şöyle bir kalıcı etkiye yol açabilir. Şirket kapısı açık olur ama her isteyen yerden çalışabilir. Ya da 3 gün oradan, 2 gün oradan ya da 3 gün buradan, 1 gün buradan gibi modellere geçilebilir.
Bayağı bir istatistiğe boğdum sizi. Ama haftaya görüşmek üzere. Umarım keyifli olmuştur.